Doçent Doktor Selim Aslantaş Beyefendi ile beraberiz. Efendim kendisi hali hazırda Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmekte. Ama Allah-u Teala bu topraklarda da hizmet etmeyi kendisine nasip etmiş. Şimdi sizler adına değerli konuğumuza hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk, şeref bulduk. Yani bu topraklarda sizlerle birlikte muhabbet ediyor olmanın hazzını tarif edemem. Gerçekten mümkün değil. Ki Osmanlı'nın, ecdadın hizmet ettiği bu topraklar, gerçekten hizmet ettiği, eziyet ettiği demiyorum. Metazor'u fethettiği, ele geçirdiği demiyorum. İşte bu topraklarda sizlerle birlikte bir Allah dostunun ismini anarak ve onun üzerine inşa edilmiş bir müessesenin ferdi olarak sizi görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, memnun ediyor. Çok teşekkürler, çok teşekkür ederim. Efendim, ben bu noktada sizlere elbette ne kadar imrendiğimi ifade etmek istiyorum ama onun ardında Belgrad nedir? Belgrad deyince ne akla gelir? Bizi buraya çeken bir güç vardı. Evet, Belgrad nedir diye sordunuz. Tabii zor bir soru ama kısaca cevaplamaya çalışayım. Tabii burası Sırplar ve Slav halklar için önemli bir yer ama aynı zamanda bizler için, tarihimiz için de çok önemli bir yer. Evet. Hatta İstanbul'dan sonra padişahlarımızın almak için en fazla çaba sarf ettikleri belde burasıdır. Defalarca muhasaradan tabii, sonra fethedilmiş bir yer. Tabii. Bazı kayıtlara göre Yıldırım Bayezid zamanında ilk kuşatma söz konusu. Dolayısıyla bizler için, Osmanlı İmparatorluğu için çok önemli bir yer ve nihayetinde Fatih'in de bir kuşatması var, başarısız bir kuşatma. Nihayetinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethi nasip olmuş bir memleketten bahsediyoruz, bir beldeden bahsediyoruz ve Osmanlı kaynaklarında tam bu önemine uygun bir şekilde Darul Cihat tabiriyle ifadesini bulmaktadır. Evet. Yani bu cihat yurdu, cihat memleketi. Çünkü stratejik açıdan önemli bir yer. Tuna ile Sava nehirlerinin birleştiği noktada ve buradaki kale belki dikkatinizi çekmiştir. Çok güçlü bir kale. Gerçekten sebebi de stratejik derinliği tutmak için mutlaka Osmanlılar Belgrad'ın tutulması gerektiğini bildiklerinden çok büyük önem verdiler, büyük önem atfettiler. Bir rakam vereyim. Mesela 18. yüzyılın ortalarına doğru 5000 Yeniçeri'den bahsediyor, askeri birlikten bahsediyor. Dolayısıyla çok gerçekten enteresan. Çok evet. Önemli. Tabii birkaç defa elimizden çıktı ama tekrar almak nasip oldu. Fakat nihayetinde 1867'de Kale Meydanı'nda gördünüz belki. Resmen anahtarı teslim edilerek Osmanlı askerleri burayı terk etti. Biz şimdi buraya tekrar Yunus Emre Enstitüsü olarak geldik. Evet. Tabii bu geliş çok önemli bir geliş. Yani nihayetinde Osmanlı neferinin buraya attığı adımın içerisinde elbette Hazreti Yunus'un o dünyası, mefkûresi vardı. Gizliydi, saklıydı. O dünya mefkûresini ortaya çıkartan cihat ruhunu taşımış neferler, askerler, alperenler ve nihayetinde Kanuni gibi diğer Osmanlı sultanları da bu aşkı aşılamak için geldiler bu topraklara. Biz geldiğimizde böyle uçaktan Belgrad'a doğru bakarken neredeyse rahmetli babamın ifadesi vardı. Can dikseniz bitecek, yetişecek derdi bazı topraklar için. Bu topraklarda gerçekten öyle. Atılan temeller hemen yeşeri veriyor, ortaya çıkıyor, bir bina olarak karşımıza dikiliyor ama nihayetinde o ara ara kesintilere uğraması da elbette bu topraklarda ciddi anlamda bir moral bozukluğuna sebebiyet verdi. Ben biraz müsaadenizle o noktaları birazcık daha açalım istiyorum. Fetih gerçekten çok önemli bir hadise. Ama bu toprakların elden çıkması da gerçekten çok üzücü ve manidar. Birazcık bunu konuşalım Üstad. Memnuniyetle. Tabii ben tarihçi, meslek icabı tarihçiyim. Tabii ki bütün yönlerini tamamen bildiğimi iddia edemem. Bu zaten akademik ahlaka da sığmaz. Fakat 10-15 yıldır bu konu üzerinde, özellikle Sırbistan üzerinde, Belgrad üzerinde çalışıyorum. Evet. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl çöktüğünü makaleler yazarak anlamaya çalışıyorum. Tabii takdir edersiniz ki tarihi hadiseler bir tek faktörün devreye girmesiyle vuku bulmaz. Tarihçi önce olaylara hangi faktörler
o olayın vuku bulmasına, o hadisenin vuku bulmasına sebep oldu, onu araştırır. Osmanlı Devleti için de bu durum söz konusu. Objektif tarihçiler, bizleri demiyorum, Türkler olarak bizleri demiyorum, objektif tarihçiler Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle yükseliş dönemi denilen Büyük Hocamız 100 yaşını kutladı, Halil Hocamızın ifadesiyle klasik çağ denilen dönemde bütün objektif tarihçiler, ki bunu hocamız çıkarmıştır, Halil Hocamız, bütün objektif tarihçiler mükemmel bir organizasyonun olduğunu, mükemmel bir devlet organizasyonun olduğunu teslim ederler. Evet. Tabii buradaki bozulmalar, devlet ve toplum yapısındaki bozulmalar kendini sahada da göstermiştir. Muhakkak, yani şunu demek istiyorum, askeri yenilgiler işin bir neticesidir, sebebi değildir. Yani savaş meydanlarındaki yenilgiler aslında arkasındaki organizasyon bozukluğunu, bozulmayı, devlet katlarındaki bozulmayı vesaireyi getirir. Fakat büyük bir imparatorluk olarak 600 yıl yaşadı Osmanlı İmparatorluğu. Bütün tarihine global olarak baktığımızda, ki burada Sırp tarihçiler var, Osmanlı tarihini araştıran, onlar da teslim ediyorlar. Çoğunlukla buradaki insanlara daha önceki yapılardan daha iyi imkanlar sunmak için gelmiştir ve sunmuştur da. Evet, özellikle evet. Hukuk alanında. Tabii detayına giremeyeceğiz o konunun. Bu bir tarihsel vakadır. Fakat tarihçi şunu da bilmek zorundadır. Geçmiş geçmiştir. Biz ancak orayı iyi analiz edeceğiz ve gelecekte ne yapabileceğimizi, millet olarak, devlet olarak ne yapabileceğimizi görmemiz önemli. Bu açıdan özellikle son 10 yıldan bu yana, biliyorsunuz Türkiye iddia sahibi bir ülke haline geldi. Yunus Emre Kültür Merkezleri de bu iddianın bir ifadesidir aslında. Çünkü biliyorsunuz gene bunlar, bu tür yapılar, merkezler, kültür merkezleri zengin ve güçlü ülkelerin yaptığı şeylerdir. Yani biz imrendiğimiz şeyler, Goethe Enstitüsü, Fransız Enstitüsü, British Council gibi enstitüler ve kültür merkezleri, tabii bir arkasında kültür sermayesinin yanında bir ekonomik gücün bulunduğu. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü'nün kültür merkezlerini de bu bağlamda değerlendirmek lazım. Biz kültür diplomasisinin bir parçasıyız. Yani biz burada milletimizi temsil ediyoruz, devletimizi temsil ediyoruz ve aslında kültüre bir yatırım yapıyoruz. Tabii ekonomik alanlardaki yatırımların dönüşü çok kolay olur ve hemen görülür. Evet. Kültür alanındaki yatırımlar biraz zaman alır, görünmesi de zaman alır, sonuçları da zaman alır fakat daha kalıcı olur. Belgrad gibi stratejik bir yerde, Sırbistan gibi genellikle negatif algıların oluştuğu bizler açısından bir yerde, yani Sırpları kastederek söylüyorum, böyle bir kültür merkezinin açılması ve kültür ve sanat faaliyetleriyle Türkçe eğitimi faaliyetlerine başlaması başlı başına büyük bir hadisedir. Öncelikle bunu söylemek lazım. Tabii muhakkak. Program öncesi sizinle yaptığımız sohbette de siz ifade etmiştiniz. Biz birçok ülkeyi ziyaret ettik. Allah'a hamd ediyorum. O gittiğimiz ülkelerde de neredeyse ya bir TİKA temsilcisiyle, koordinatörüyle ya bir Yunus Emre Enstitüsü müdürüyle, temsilcisiyle görüştük. Ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti, memnun etti. Elbette hani tasavvufta bir ifade vardır, zülcenaheyn derler. Hem dünyevi ilimleri hem uhrevi ilimleri ikisini bir arada götürenlere zülcenaheyn ifadesi İki cenah, verilir. Evet. İki cenahlı. Siz şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zülcenaheyn olduğunu ispat eden kanatlardan bir tanesi olarak hizmetinize devam ediyorsunuz. Evet. Aslında programımızın ikinci bölümünde de bu noktayı birazcık daha açmak ve derinleştirmek de istiyorum inşallah. Yalnız şu nokta çok önemli. Bu noktada da sizden bir iki kelam istirham edeceğim. Estağfurullah. İnsanların hani şehirleşme noktasında şehirlerin imarına, bir yapıya, binaya, okula, mektebe vesaireye ihtiyacı olduğu gibi gerçekten gönlü imar edilmiş insanların da bir anlamda imar etmelerine de ihtiyaç var. İşte birazcık Yunus Emre Enstitüsü de bu noktada gönüllerin imarı noktasında da çok önemli bir yere sahip, değil mi efendim? Tabii. Şimdi çok güzel Yunus Emre, tabii benim şahsi kanaatim, yani Yunus Emre bizim en büyük şairimiz bence. Yani Türk şiirinin bence en büyük şairi odur, zirvedir. Ana sütü gibi temizdir şeyi, Türkçesi. İnsanı her şiirinde, her sözünde hayran bırakır. Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluş felsefesinde Sayın Başkanımızın çeşitli vesilelerle de ifade ettiği üzere, gelin tanış olalım,
işi kolay kılalım. Yani bizim Yunus Emre olarak buradaki misyonumuz Sırplarla tanış olmak ve kendi bizlere karşı algılarını olumlu yönde değiştirmek. Ama bunu yaparken gerçek olmayan bir şeyden bahsetmek değil. Gerçeği göstermek. Çünkü bizim tarihimizin, kültürümüzün utanılacak bir tarafı yok. Tabii münferit olaylar her zaman, her yerde, tarihin her alanında mümkündür, olmuştur. Olacaktır da, daha sonra da olacaktır ama bizim medeniyetimizde bu tür bilinçli bir programa dayalı herhangi utanacağımız herhangi bir şey yoktur. Dolayısıyla Sırplarla da bu güzel köprüleri kurarak, işte biz burada tek değiliz tabii, biliyorsunuz, malumunuz TİKA var, diğer kuruluşlarımız var. Mesela YTB, Yurtdışı Türkler Başkanlığı 42 Sırbistan talebesine burs verdi bu yıl ve biz onların bir kısmını Türkçe hazırlık kursuna aldık. Biz işte TİKA ile konuşacaksınız, onlar çok önemli yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla 3-4 koldan ülkemizi temsil ederken bunlara da dikkat ederek, yani gerçekten bir gönül işi olarak görüyoruz ve ona çabalıyoruz. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Müsaadenizle bu sohbetin arasında bir musiki molası verelim. Evet. Ve elbette çok nezih bir ifadeyle anlatıyorsunuz kendi konumuzu. Müsaadenizle de biz kendi meramımızı, kendi ilmimizle anlatmaya çalışalım çok inşallah. Çok eyvallah. Efendim, sohbetin ilk kısmını bitirirken aslında Yunus Emre Enstitüsü'nün manasına bir geçiş yaptık. Ve hani Necip Fazıl İstanbul için bir şiirinde bu manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul, İstanbul'da bul der. Ve biz de bunu birazcık çevirip bu manayı biz Belgrad'da bul diye bir işarette bulunalım diye istiyorum. Çünkü çok önemli bir temelin üzerine sanki o aradaki kesintiler, kopukluklar olmuş olsa bile onları görmeksizin bir tac mahiyetinde getirilen, kondurulan bir nihayetinde nişane olmuş Yunus Emre Enstitüsü bu topraklar için. Evvela bu topraklarda Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulduğu tarihten bir bahsedelim istiyorum. Tabii birazcık gecikmeli bir süreç herhalde bunun sebebinden. Ve bu topraklarda Yunus Emre Enstitüsü'nün yapmış olduğu faaliyetlerden bahsedelim. Özellikle bütün dünyaya, Anadolu'ya yaptığı temaslardan, dokunuşlardan ve bu topraklarda yaşayan insanların Anadolu'ya bakış açısına yapmış olduğunuz o düzenlemelerden bahsedelim istiyorum. Tabii, memnuniyetle. Şimdi tabii çok yeni bir burada bir kültür merkeziyiz. Mayıs ayında, 2015 Mayıs ayında faaliyete geçtik. Gerçekten çok yeni. Balkanlarda en son açılan merkez, kültür merkezi. Tabii bunun bazı siyasi sebepleri de olmuş olabilir ama tabii biz o konulara fazla girmiyoruz. Nihayetinde Sırp makamlarının izniyle açılan bir şey. Tabii burada Büyükelçiliğin Büyükelçiliğin çatısı altında hizmet veriyoruz. Çoğu kültür merkezlerimizde olduğu gibi. Faaliyetlerimiz iki ana başlık altında ifade etmek mümkün. Bir, Türkçe eğitimi, Türkçe kursları şeklinde tecelli ediyor. İkincisi de kültür sanat faaliyetleri. Burada modern sanatlardan klasik sanatlara kadar çeşitli alanlarda, kültürün çeşitli alanlarında desteklerimiz söz konusu. Güzel sanatların neredeyse tamamına yakınına. Biz şöyle burada yani sadece kendi kültürümüzü, sırf kendi kültürümüzü değil, bizim bir şekliyle içinde bulunduğumuz, bir şekliyle temas ettiğimiz şeyleri de desteklemeye gayret ediyoruz. Ve özellikle prensip olarak Belgrad için konuşuyorum, daha ziyade Sırplarla çok temas ederek onlara, onların akademisyenlerine, kültür insanlarına, entelektüellerine mesela o açıdan bir seminer dizisi hazırlıyoruz. İnşallah bugün de ilkini düzenleyeceğiz. Yani Sırplar anlatacaklar, objektif olarak ne olduğunu anlatacaklar veya kültür havzasında nasıl farklılıklar var, nelere dikkat etmek lazım. Buradaki amaç, size onu söyleyeyim, pozitif ve barışa dönük bir amaç. Bunları yapıyoruz. Bunun dışında tabii Türkçe kurslarımız var. Yeni başladı kurslarımızda. Tabii biz buraya eski, bu bulunduğumuz bölge Dorçol denilen, dört yol, Dorçol'dan gelen bir ifade. Çok önemli bizler için, Bayraklı Camii'nin önünde bulunuyoruz. Kültür merkezimizi de bu bölgede açtık. Eski Belgrad burası. Öyle de bir tarihi bağ, tarihi bağı ifade etmesine dikkat ettik. Hemen yanı başımız kale zaten. Tabii yürüme ki, mesafesi. Kale meydan dedikleri değil mi? Seyircilerimize
de ben tiyo veriyorum. Tabii, tabii. Birazcık aşağıda bir güzel börek diyorlar. Tabii vesaire. Şunu da söyleyeyim. Yani evet. Çok önemli bir destinasyon. Ayrıca evet. Da onu da ifade edeyim. Yani bizim Türkçeyi evet. Çok rahat duyabilirsiniz. Kale Meydanı'nda gezerken evet. Vesaire. Çünkü vize uygulaması yok evet. Türk vatandaşlarına. Kaldırıldı tabii. Daha önce evet. Vardı. Ben buraya öğrenci olarak geldiğimde çok zordu burada vize almak ama onlar hep değişti. Dolayısıyla böyle bir atmosfer de var. Türkçe eğitiminde de işte çeşitli alanlarda akademik olsun, iş aramak amacıyla olsun tabii yatırımlarımız artıyor Türkiye'nin. Onun da paralelinde Türkçe'ye ilginin de yavaş yavaş uyanacağını düşünüyoruz. Peki ne hissediyorsunuz öğrencilerin Türkçe konuştuğunu duyduğunuzda sizinle veyahut da işte sevdalıların diyeyim. Çünkü hani bazen kerameti kendimizden biliriz bazı hadiselerde ama aşikar etmiş Hazreti Yunus kerametin kendisinde olduğunu aslında bir anlamda. Hazreti Yunus'un isminin anıldığı yerde Türkçenin konuşuluyor oluşu da birazcık da o muhabbetten kaynaklanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne hissediyorsunuz? Ben biraz önce size ifade ettim. Yani bu tür kültür merkezleri büyük devletlerin, güçlü devletlerin evet. iddiasıyla çıkıyor. Tabii Türkçe de buna bağlı. Yani tabii ki kültürel olarak işte Türk dizilerinin yayınlanmasının bir etkisi evet. Faktörü var. Fakat ülkeniz zayıf olursa, ekonominiz zayıf olursa o dile ilgi ister istemez azalır. Bu çok olağan bir tabii şey. Ki. Dolayısıyla bu ilginin artmasına paralel bir şekilde bütün dünyada olduğu gibi bakın 40 ülkeye yakın şeyimiz evet. Var. Kültür merkezi evet. Tokyo'dan tutun Paris'e kadar. Dolayısıyla bunların bir parçası olarak görmek lazım. Yani Belgrad'dakini ve Balkanlardakini de. Ben hep şöyle düşünüyorum. Yani büyütmeyelim, küçültmeyelim ama. Yani durumumuzu iyi tespit etmek gelecek açısından çok önemli. Çok önemli adımlar bunlar. Evet. İnşallah devamı gelir. İnşallah Balkanlarda açılmayan yerlerde açılır. Bu şekilde i̇nşallah. Devam ederiz inşallah. Bu arada 40 ülkeden veyahut da 40 kültür merkezinden evet. Bahsettiniz. Biliyoruz ki yakın bir zamanda hepsiniz bir araya geldiniz İstanbul'da. Belgrad'da geldik. Belgrad'da da evet, geldiniz. Belgrad'da geldik. Yani şöyle oldu. Ben o özellikle yapılan büyük organizasyondan bahsediyorum. O dönemde de Sayın Başkan'la da Hayati Bey'le de görüşmüştük. Tabii. Belgrad'dakini birazcık anlatın. Tabii bu çok bizim için de çok onur verici bir şey oldu. Biz açılır açılmaz hemen Mayıs evet. ayında faaliyete geçtik. Haziran'da. Enstitümüzün şu ana kadarki en büyük, en kapsamlı organizasyonunu maşallah. Yaptık. Okutmanlarımızı, evet. bütün dünyadaki okutmanlarımızı topladık. Bir haftalık hizmet içi eğitime çok tabi tuttuk. Bu tabi bizim için çok gurur verici. Bunun Belgrad'da yapılması ayrıca önemli. Başkanımızın direktifiyle evet. söz konusu oldu. Ve bir Sırplara da bir işaret oldu, pozitif bir işaret. Evet. Hani ciddiye alıyoruz sizi. Bakın işte şeylerimizi, okutmanlarımızı sizin memleketinize getiriyoruz. Çünkü burada ona göre oteli, her şeyi harekete tabii geçiyor ki, tabii kendi ki. Kendine. Güzel bir organizasyon yaptık. Özellikle edebiyat ve tarih alanında Türkiye'de uzmanlığını kanıtlamış hocalarımızı getirdik. Bu da güzel ortam içinde, Kale Meydan'da, işte evet. Tuna kenarında. Okutmanlarımızın bu edebi ve tarihi bilgilerini pekiştirmek açısından güzel bir program oldu. Evet. Maşallah. Ben İstanbul'daki programda özellikle buradaki kültür merkezindeki değerli kardeşlerimizin, Türkçe öğrenen kardeşlerimizin o programlarını aslında bir yaz okulu diyorsunuz diye tabii. Söylemiştim evet, tabii. Ama o sizin çok, söylediğiniz çok çok daha manidar. Tabii, bu çok önemli çünkü bir şey. Çünkü bu topraklarda tabii. Gerçekten buraya verilen bir aslında tabii. işarettir. Tabii. Bir anlamda da ikazdır. Çünkü bir derlerin toparlanın yahu demektir. Bakın biz size düşmanlığa gelmiyoruz, biz muhabbete geliyoruz demektir değil tabii, mi sen? Tabii. Yunus Emre işte yani bu enstitünün ismi de çok güzel bence. Evet. Yunus Emre'nin düşmanlık değil dostluk. Gelin tabii. tanış olalım, işi kolay kılalım yani. Eyvallah. Bir kez gönül kırdın ise diye değil mi? Çünkü yani her şeyi namaz tabii, değil diyor yani. O büyük bir insan güzel. Gerçekten ve böyle bir ismi taşıyor olması da ayrıca çok güzel, çok yerinde eyvallah. Bir düşünce olarak şahsen bir akademisyen olarak düşünüyorum. Hani der ya Hazreti Yunus seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Arada Molla Kasımlar çıkıyor evet. sigaya çekenler evet. ama nihayetinde onlar da yanlışlarını, hatalarını tabii. anlıyorlar. İnşallah tabii. en kısa zamanda dönerler. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ben bir tarihçi olarak size tarihçi kimliğinizle alakalı başlangıçta bir giriş yapmıştık. Özellikle bu topraklarda yaşanan hadiselerin savaşla toprakların elimizden çıkmasının bir sebep değil sonuç olduğu işaretinizle tabii. bir başka bir noktaya doğru aslında sohbeti genişletmek istiyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde tarih bölümünde öğretim üyesi evet. olarak görevinize devam ediyorsunuz. Buraya görevlendirmeyle geldiniz. Şu anda geldiniz. Senden, evet. Ama bu toprakta okudunuz siz.
yanılmıyorsam. Evet, doktoramı evet. Hacettepe'de yaptım ama bölgede uzun süre bulundum doktora evet. çalışmalar için. İşte dillerini öğrenme fırsatı buldum. Evet. Ve tabii Belgrad'da da bulundum öğrenciyken. Hatta Bayraklı evet. Cami hemen yanında arkadaki o yüksek binada küçük evet. bir öğrenci evi diyelim. Evet. Orada kalmıştım doktora sırasında. Ve Sırplar burs vermişlerdi. Tabii insanlarla kendi dillerinde iletişime geçmek çok faydalı ve bizim nasıl biz bir Türkçe konuşanı duyduğumuzda hemen kalbimiz evet. hilm ile doluyorsa, yumuşuyorsa evet. aynı şekilde iletişim açısından da önemini gördüm, kavradım ve hala da görüyorum bu açıdan. Elbette bulunduğunuz görev sizin tarihçi kimliğinizle birleşince çok çok daha güzel neticeleri çıkartacak bir görev. İnşallah. İnşallah böyle de zaten görüyoruz maşallah. Rabbim muvaffakiyetlerinizin devamını nasip eylesin. Nihayetinde tabii bir tarihçi olarak ifade ettiğiniz Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Halil hocamızı biz de buradan selamlıyoruz hürmetle ve kendisine Rabbimden hayırlı uzun ömürler niyaz ediyoruz. Onun da çok önemli işaretleri ve tespitleri var. Hani yine eskilerin bir ifadesiyle kahramanlar tarih yazmazlar. Tarihi başkaları yazar ama onlar kahramanlıklarına devam ederler. Evet. Şimdi hani biz bunu başkaları derken ötekileştirmek için değil de bir ilim olarak ayırıyoruz. Tabii. Siz hem tarihi yazanlardansınız hem de tarihi oluşturanlardansınız. Bu anlamda gerçekten ben tarihçi kimliğinizin bu noktaya temas ettiğini de düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah ileriki yıllarda da sizin buradaki temaslarınız, tespitleriniz, sizin bakış açınızda ortaya çıkacak olan değerler gerçekten çok çok daha değerli olacak ve çok önemli bir yol açacak diye düşünüyorum. İnşallah. Üstadım biz Gönül Dilinden programında, şu anda içinde bulunduğumuz, sohbet ettiğimiz programda birçok vesilelerle birçok ülkeye ve şehre ziyaretlerde bulunduk. Bakü'den başlayan yolculuğumuz şu anda Belgrad'da, Sırbistan'ın başkentinde aslında devam ediyor. Gittiğimiz topraklarda gördüğümüz muhabbeti, kardeşliği, ilgiyi ve alakayı burada gerçekten zaten sizin nezdinde ziyadesiyle gördük ve yaşıyoruz da. Ben sizden bir şey rica ediyorum. Bu birikiminizle, bu anlayışınızla, şu andaki bulunduğunuz noktanın kıymetiyle, ehemmiyetiyle nasıl seslenirsiniz o topraklara? Özellikle TRT Avaz'ın hitap ettiği o kitleye. Tabii TRT Avaz çok önemli bir meseleyi üzerinde almış durumda. Biraz önce söyledim, işte Yunus Emre'nin açılmasından bahsederken yani büyük devletlerin iddiası, evet. TRT Avaz da bunun bir başka yansımasıdır, başka bir yansımasıdır. Büyük bir coğrafya. Şöyle söyleyelim, milletimiz tarihte aktör olmuş bir millettir, rol oynamış bir millettir. Buna bağlı olarak çok geniş coğrafyada çeşitli izler bırakmıştır. Ve çoğunluğu da bunların pozitif izlerdir, müspet şeylerdir. TRT Avaz'ı dinleyenlere söylüyorum. Yani bizim Yunus'un izinden gittiğimizde kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Kazanacağımız çok şey var. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Ayrıca da onu söyleyelim. Bu bölgenin, bu coğrafyanın da buna ihtiyacı var. Son soru olarak bunu söylemek, eyvallah, ifade etmek isterim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Rabbim hizmetlerinizi inşallah tesirli eylesin. Sağ olun. Burada bulunduğunuz süre zarfında temsil ettiğiniz değerleri ne kadar liyakatli bir şekilde taşıdığınızı biz gördük. İnşallah. Rabbim sizlere bu hizmette uzun bir soluk nasip eylesin. Teşekkürler. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Tekrar konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Evet.